Babamla ilgili söylediğim şeyler yüzünden bana sakın acıma, olur mu? Bana neden saldırıyorsun Gökhan? Sana saldırdığım falan yok Cemre. Evet var. Ya üstelik sadece bana değil, herkese her şeye saldırıyorsun. Kötü bir çocukluk geçirdim. Babama hala kızgınım. Psikolojik sorunlarım var. Böyle şeyler mi duymak istiyorsun benden Cemre? Beni üzme istiyorum, o kadar. Affedersin. İşe geç kalmıyorsun değil mi? Hayır. Cemre. Biraz yavaş yürüsene. Seninle daha uzun vakit geçirmek istiyorum da. Önceden haber verseydin ne abla? Ya yarın karım evden kovacağım diye plan mı yapıyorum ben? Metin. Metin. Ağlama sana lan. Ablacığım, ben erkek başıma bir bebeğe nasıl bakayım? Gel yeğenine sahip çık diyorum. Kontürün bitti Kemal diye arıyorsun ama. Ya abla, ablacığım. Bak hiç değilse yarın gel. Şşş. Abla. Alo, kime diyorum ben? Gelme, sen gelme be. Bu dubet karı. Gel oğlum, gel. Baban bakar sana be. İç şunu, iç. İç oğlum. İçsene be. İç be, sen içme be. Of. Metin. Sen de annenin evden gitmesini bekliyorsun altını doldurmak için oğlum. Of. Cidden en büyük aşklar nefretle başlıyormuş. Diyorsun. Ben demiyorum kızım. Bilim adamları öyle söylüyor. Kimmiş lan bu bilim adamları? Onlar önce gitsinler böyle insanlar için faydalı şeyler icat etsinler. Bak sene olmuş kaç. Hala ışınlanmayı bulamadı bu bilim adamları. Ne haber? Ya sen bana diyorsun da en az sen de benim kadar odunsun biliyorsun değil mi? Anlamadın mı kızım? Konuyu bize getirmeye çalışıyorum. Hani biz de başta nefret ediyorduk. Sonra işler değişti falan, hani sevgili olduk falan ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah, askerlik arkadaşı gibi oturacak mıyız? Sevgilimin elini tutamayacak mıyım ben? Oldu olacak, şurada tek kale maç yapalım bari. Vallahi kusura bakma Güney Bey, ben böyleyim. Öyle aşkı tom kızı falan olamam ben. İyi tamam, olma. Ama var ya, bir gün maç yapsak net çok gol yersin benden. Diyorsun. Diyorum. Net yani, net senin hesabını alırım. Aha, alırsın, tamam. Kesin yenilirsin. Tabii kesin. Ne oldu Cemre? Annen eve dönmedi Elif. Ya kalacak yerleri yokmuş. Ben de Emine teyzeye götürdüm. Bu gece o misafir edecek. Yarın da mahallede bir komşunuz varmış herhalde. Ona gidecekler. Fatma teyze. Galiba. Belki yarın olmadan Kemal abiyle yine barışırlar. Bana sanki bu sefer kararlıymış gibi geldi. Öyle mi?